Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz sigorta konuşacağız. Biliyorsunuz daha önceden zorunlu trafik sigortası ile ilgili bir video yapmıştık. Pek çoğunuzdan muhtemelen bunu izlemiştir. Orada zorunlu trafik sigortası neyi kapsar, neyi kapsamaz, nasıl hasar ödemesi alınır, hasar ödemesini sigorta kime yapar, bunlarla ilgili detaylı bilgiler vermiştik. Eğer o videoyu izlemediyseniz bu videonun altına açıklama bölümüne linkini koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz ama bugün biraz daha detaya ineceğiz. Aslına bakılırsa sizden gelen, yoğun olarak gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Farkındaysanız çoğul konuşuyorum. Daha doğrusu iki kişi gibi konuşuyorum. Neden? Çünkü bugün uzman bir arkadaşımız var. Bu konuda, sigorta konusunda uzman, özellikle de tabii değer kaybı konusunda uzman olan bir arkadaşımız. Değer kaybını çok konuşamadık. O videoda da yoktu. Bugün derinlemesine değer kaybını konuşacağız. Onun dışında da sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Evet, dediğim gibi iki kişiyiz bugün. Yanımda Ömer Gürkan Adak var. Bu konuda uzmanlaşmış, özellikle değer kaybı konusunda uzmanlaşmış bir avukat arkadaşımız. Önce kendisine hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Evet, bugün özellikle değer kaybını konuşacağız. İstersen değer kaybı nedir, oradan bir başlayalım. Daha sonra da sorulara geçeriz. Mesut abi, araç değer kaybı herhangi bir trafik kazası sonrasında aracın ikinci el piyasasında kaybettiği değerdir. Yani bu kabataslak, aracımızı kaza sonrası satmaya çalıştığımız zaman daha düşük fiyata satarız ya. Oradaki fark, yani kaza öncesi fiyat ile kaza sonrası fiyat arasındaki farkı değer kaybı. Tabii arkadaşlar, şöyle bir durum söz konusu, biliyorsunuz. Genellikle sigortadan hasarın bedeli kadar bir bedel alıyoruz ve değer kaybı konusunda pek çok şey bilmiyor. Aslına bakılırsa biz bu sebeple bu videoyu yapmaya çalışıyoruz. Bu değer kaybının büyük bir sorun olduğunu biliyorum ben. Çünkü genellikle herkes kaza yaptıktan sonra hasar ödemesini sigortadan alıyor ama değer kaybını almıyor, bilmiyor çünkü. Genellikle bu konuda çok az bilgi söz konusu. Mesela biz Ömer arkadaşımızla bir kaportacıya gittik. Kaportacı bir defter gösterdi bize. Yaklaşık 500-550 tane hasar vardı ve kaportacı şunu söyledi: bunların hiçbirinin değer kaybı karşı taraftan, yani sigortadan istenmedi dedi. Demek ki çok ciddi bir sorun var bu konuda. Yani değer kaybı konusunda çok az şey biliyoruz. Biz de o yüzden bu değer kaybını anlatmaya çalışacağız. Bir mevcut durumdan biliyorsunuzdur. Yani değer kaybı şu anlama geliyor. Yani bir sıfır araba aldınız, 5.000-10.000 kilometrede kaza yaptınız ve kaza sonrasında sigorta sizin hasarınızın tamamını ödedi. Diyelim ki siz sorumlu değilsiniz, siz kusurlu değilsiniz. Karşı tarafın sigortası sizin bütün hasarınızı ödedi. Bununla yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü siz o aracı satmaya kalksanız normal değerinde satamıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de özellikle kazalı araba ikinci elde müthiş değer kaybediyor. İşte o değer kaybını almak, sigortadan almak mümkün. Biz bugün onu anlatacağız. Ömer bugün bununla etraflıca bundan bahsedecek. Değer kaybını nasıl alacak vatandaş, nasıl başvuracak? Yani normalde biz gidiyoruz bir kaportacıya, diyoruz ki arkadaş sigortamız bu, karşı tarafın işte ehliyetini, ruhsat bilgilerini vesairelere, fotokopilerini, fotoğraflarını paylaşmışız vesaire. Bunları veriyoruz kaportacıya. Kaportacı da sigortacıyla işlemleri yaptırıyor ve bizim aracın hasarı bir şekilde kaportacı tarafından görülüyor, hallediliyor ve sigortada o parayı, şimdi eskiden kaportacıya ödüyordu, şimdi kaportacıya ödemiyor. Evet. Size ödüyor. Siz de götürüp kaportacıya parayı ödüyorsunuz. Konu kapanıyor. Ama değer kaybı konusu işte orada kapanmıyor. Açık kalıyor. Aslında Mesut abi, önce şunu ifade etmek lazım. Senin de bahsettiğin gibi değer kaybının ne olduğunu dahi bilme noktasında Türkiye'de bir eksiklik var. Büyük şehirlerde değer kaybının ne olduğunu bir yerlerden, arkadaşlarından duymuş veya başvurdukları, tanıdıkları oluyor, onlardan duymuş ama nasıl yapıldığını bilmiyor. Doğuya doğru gidildikçe küçük şehirlerde ise mevzunun ne olduğuyla alakalı hiçbir bilgileri yok. Hani başvurudan ziyade değer kaybını hiç duymamışlar. Senin de bahsettiğin gibi yine o servisteki arkadaşımızın defterinin daha çoğunu da başka yerlerde de gördüm. Yani birçok insanımız hala değer kaybı noktasında eksik bilgiye sahip veya hiç bilmemekte. Şimdi yani pardon, sözünü kesiyorum ama şöyle bir durum var galiba. Yani ben kaza yaptım, halbuki kendi kusuru hiç yok. Kaza evet. Yaptım, Allah'a şükürler olsun bu kazayı böyle atlattım. Bir de üstelik karşı taraf benim hasarımı, karşı tarafın sigortası ödedi, buna da şükür deyip konuyu kapatıyorlar. Aynen öyle. Halbuki sizin burada hiçbir kusurunuzun olmadığı, şu bu kazada, geçirdiğiniz kazada Sizin ekonominizden düşen de bir miktar var. Bu da aracı satarken aracınızın normalde kaza öncesi satmanız gereken miktarın daha düşünde sattığınızda karşınıza çıkıyor. Hatta kaza hasarı bedelinden bile daha fazla şey kaybedebilirsiniz. Tabii, aynen öyle. Kaybedebilir araç. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi bunun yasal çerçevesinden bir bahsedelim mi? Yani tabii bahsedelim. Bu normalde yasal olarak değer kaybını sigortalar ödemek zorunda diye bir yasa var. Bu aslında poliçeden kaynaklanıyor. Yani trafik sigortası, zorunlu trafik sigorta poliçesi kapsamında kabul edilen ve sigorta şirketlerinin bunu ödemekle yükümlü oldukları bir zarar bu. Bununla alakalı başvuru yolu, hukuki başvuru yolu aslında ilk başta kanundan kaynaklanan sigorta şirketlerine ön başvuru şartı var. Bunda da gerekli evraklar kanunda yine açık. Bütün karşı tarafın bilgileri, poliçe bilgilerinden yine faydalanarak bir dilekçeyle, fotoğraflar çok önemli burada. Yapan aracın, kaza sonrası yapan servisin, kaportacının faturaları yine burada önemli. Kaza tespit tutanağı, polis tutanakları, ifade tutanakları bunlar önemli. Bu evrakları toplayıp sigorta şirketine önce bir ön başvuru yapılması gerekiyor. Sigorta birazcık da anladığım kadarıyla hani normal bir vatandaşın çok kolaylıkla çözebileceği bir şey değil gibi görünüyor. Tabii. Yani o yüzden böyle bir avukatlık bir vekalet gerekiyor galiba. Gerekiyor. O yüzden zaten biz burada müvekkillerimize destek oluyoruz. Hem bilgi anlamında hem de başvuru anlamında. Çünkü birçok hata yapabiliyorlar veya almaları gereken miktarı bilmediklerinden, hesaplayamadıklarından. Çünkü kendi başımıza hesaplamamız mümkün değil. Bunun çok parametresi var. Değer kaybının ne kadar olduğunu hesaplanmakta. Ve kendine ait bir denklemi var. Yargıtay'ın da kabul ettiği. Buna göre bir değer kaybı hesaplanıyor. Kendiniz başvursanız dahi sigorta şirketi size burada çok daha düşük bir miktar önerebiliyor. Ve bazı karşılaştığımız durumlarda da örnek vermek gerekirse atıyorum 5.000 lira alacağı varsa 300 TL'yi alıp altına imzayı atıp bundan sonra başvuru haklarını da kaybeden yani bu kadar zannediyor. Evet. Ondan dolayı yani sigortanın verip vereceği bu kadar zannediyor. Ve ondan dolayı 300-500 liraya razı oluyor. Halbuki 5.000 lira alması söz konusuyken. Şimdi evet. O zaman madem sorulara cevap vereceğiz dedik. Son 2 tane soru geldi bu konuyla ilgili. Hı hı. Hem değer kaybından devam edelim hem de bu soruları cevaplamış olalım. Şimdi en son dün bir arkadaşımız, şimdi ismini hatırlayamadım, not da almamışım. Bir arkadaşımız şöyle bir mesaj yazdı bana, ulaştırdı. Hatta aracını da bize sormuş, bizden tavsiyeyle almış aracını da. Şimdi bir aracı kaza yapmış, kendisi kaza yapmış daha doğrusu. Kusurlu da kendisi anladığım kadarıyla. Ve işte aracın sağ tarafı biraz hasar görmüş ve airbagler de patlamış. Onun söylediği şu, diyor ki ben bunun aracın değer kaybedeceğini biliyorum. Birinci derecede şeyi bu, değer kaybedeceğini biliyorum. 2. Bu araç artık bu hale geldi, bundan sonra güvenle kullanılabilir mi diyor. Şimdi o güvenle kullanılabilir mi konusunu ben cevaplarım. Bu araç değer kaybedecek. Dolayısıyla ben bu değer kaybetmesini ortadan kaldırmak için perte çıkmasına mı uğraşmam lazım? Yani perte mi çıkarayım diyor. Öncelikle istersen buna bir cevap verelim. Yani her istediğiniz aracı falan yerinden kaza yaptı diye perte çıkarmak mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Bu zaten sigorta şirketinin prosedüründen geçen bir süreç. Onların da kabul etmesiyle vesaire bir şekilde olabilecek bir durum. Yoksa aracın ufak bir tarafında olan hasarlı araç tabii ki perde. Şimdi bu 145-150 bin liralık bir araç normalde ve 30-35 bin lira civarında bir hasarı var anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla 35 bin liralık bir hasar için 145 bin liralık, 150 bin liralık bir araba perte çıkarmaz sigorta şirketi. Bunun imkanı yok zaten ama onun derdi şu, yani 2 sebepten diyor, değer kaybedecek. 1, 2, ben bu kazalı arabayı güvenle kullanabilecek miyim? Şimdi güvenle kullanabilecek miyim sorusunun cevabını ben vereyim isterseniz. Daha sonra değer kaybıyla devam edelim. Güvenle kullanabilmeniz, yani kazalı bir araba güvenle kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Çünkü her kaza yapan araç, yani önden işte belli bir hasar gördü yahut da işte airbagleri patladı diye araç tamamen çöpe atılacak araba haline gelmez. Güvenliği onun düşmez. Sonuçta airbagleri patlamışsa o airbagler doğru dürüst bir serviste değiştirilir. Diğer hasarlar da giderilir ve kullanılır. Ama çok ciddi hasarlar olabilir. Örneğin artık direkler çok fena halde yıpranmıştır, katlanmıştır. O direkleri düzelterek mesela kullanmaya devam etmek doğru değildir. Yine şasi de aynı şey söz konusu. Mesela şasi çok parçalanmıştır. Ona eklemeler yaparak, kaynaklar yaparak vesaire herhangi bir serviste kaynak yaparak onu kullanmak da riskli olabilir. Ama dünkü aracı gördüğümde o araçta hani risk denilebilecek düzeyde bir hasar yoktu. Dolayısıyla o kullanılır. Şimdi gelelim değer kaybına. Bu arkadaşımız aynı zamanda şunu soruyor. Diyor ki bu araç ne kadar değer kaybedecek? Bu ne kadar değer kaybedecek sorusunun cevabını ben nasıl elde edeceğim? Bir, ikincisi de işte bu değer kaybı talebi, hatta gerekirse dava noktasına gelirse bunu nasıl belirleyeceğiz? Yani sigorta mı belirliyor? Bir bilirkişi mi belirleyecek? Kim belirleyecek bunu? Şimdi Mesut abi söylediğin örnekten aslında ilk yola çıkalım. Burada anladığım kadarıyla tek taraflı bir kaza var ve kusurlu araç sahibi size ulaşan, evet, kendi hatasından dolayı %100 kusurlu olmasından kaynaklı değer kaybı talebi hakkı yok. Burada zaten senin de çok iyi bildiğin gibi kaskosuna müracaat etmek zorunda. Değer kaybı dediğimiz olay karşı size çarpan aracın, kusurlu olan aracın trafik sigortasından talep edilebilen bir... Yani kaskodan değer kaybı talep edilemez. Yani burada durum şu, size zarar verenin başkası olması gerekiyor. Yani siz kendi kendinize zarar vermişseniz kendi zararınızı kendiniz karşılayacaksınız. Yani sizin aracınıza hasar verenin, zarar verenin bir başka araç olması gerekiyor ki sizin hiçbir kusurunuz olmadığı halde biz zarar görmüş olacaksınız ki o değer kaybını da talep edebilmeniz lazım. Aynen, evet. Yani trafik sigortasından, daha söyledim ki trafik sigortasından kaynaklı, trafik sigortasından karşı aracın trafik sigortasından talep edilen bir hakkımız, değer kaybı. Bunun hesaplanmasına da geleyim hemen abi. Burada çok çeşitli parametreler var, faktörler var. Tabii bununla öncelikle şunu söylemem lazım. Kendi başınıza hesaplanabilecek bir şey değil. Uzman bir görüş alınması gerekiyor. Bu konuda eksperler var. Eksper raporları yine yardımcı olabilir. Tabii bizim... Ama yine de eksper dediğin sigorta eksperleri. Sigorta eksperleri veya yine sigortaya bağlı olmadan da yine hesaplama yapabilen uzmanlar var. Biz onlardan da yararlanıyoruz. Siz de yararlanabilirsiniz. Ama tabii ki burada asıl son noktayı koyan değer kaybının miktarı anlamında dava açıldığı zaman veya tahkimde başvuru yapıldığı zaman bilirkişiye atanır, bilirkişi dosyayı inceler ve o belirler. Asıl bilirkişi de yine eksper. Tabii yine uzman, işin uzmanı eksperler olur. Yani bunu vatandaş kendisi benim aracımın değer kaybı şu kadar, bu kadarını talep ediyorum deme hakkı var mı? Var ama doğru bir yaklaşım mıdır? Değildir. Çünkü daha fazla da çıkabilir. Tabii daha fazla da çıkabilir. Daha fazla değer kaybı hakkı verken daha azına tamah edip altına imza atıp bundan sonra hakkını da kaybedebilir. Bu konuyla ilgili bir diğer, seninle de bunu paylaşmıştım hatırlarsan, bir diğer soru daha var. O da şöyle, bir vatandaş trafik ışığında kaza yapıyor. Yani kırmızı ışıkta geçiyor daha doğrusu, kaza yapıyor ve karşı tarafa zarar veriyor. Başka bir araca zarar veriyor. Ve trafik polisi de geliyor, bunun kusurlu olduğunu, %100 kusurlu olduğunu söyleyip rapor tutuyor, tutanak tutuyor. Ve bunun sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ama daha sonra sigorta dönüyor, diyor ki siz ağır kusurlusunuz, dolayısıyla size rücu etme hakkımız var. Bizim ödediğimiz, karşı tarafa ödediğimiz hasarın bedelini siz bize ödemeniz gerekiyor. Şimdi burada gerçekten bu arkadaşımız ağır kusurlu mu? Ha, onu da ekleyeyim hemen. Arkadaşımız da işte avukatlık masrafları, mahkeme masrafları falan filan da işin içine girer, daha yüksek bir meblağ çıkar ortaya korkarak diye o hasar bedelini sigortaya ödüyor. Ve şimdi bana diyor ki ben bu sigortadan bu parayı geri alabilir miyim diyor. Bu gerçekten ağır kusur muydu diyor, rücu etme hakları var mıydı diyor. İstersen bunun kapsamı nedir? Evet. Mesut abi senin vermiş olduğun örnekten yola çıkarak kırmızı ışıkta geçme sigorta şirketinin rücu hakkını doğurmaz. Hakkını doğurmaz. Ağır kusur değildir. Ağır kusur değildir çünkü ağır kusur kapsamına girmez. Bu da kanunda yine belirtilmiş ve kabul edilmiştir. Bunun bazı şartları var. Onlardan saymak gerekirse olay yerini terk etme ağır bir kusurdur. Burada rücu hakkı doğar. Kesinlikle olay yerini terk etmememiz gerekiyor. Ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma gibi durumlarda. Ehliyet tutmazsa da galiba, örneğin yani B ehliyetin var senin ama kamyonla kaza yapmış. Tabii yine o da ehliyetsiz sürme gibi kabul etmek lazım onu da. Evet. Peki şöyle bir şey söz konusu. Yani benim bildiğim kadarıyla araç değer kaybını talep etmek için 120.000 kilometrenin üstünde olmaması gerekiyor diye bir şey var. Standart, böyle bir standart var mı daha doğrusu? Tabii abi, 120.000 kilometre bir sınır olarak kabul ediliyor. Yargıtay tarafından da kabul edilen ve geçen bir durum. Ancak 120.000 kilometrenin üzerinde de bazı ağır kazalarda değer kaybı çıkabilme imkanı oluyor. Cüz'i de olsa oluyor. Bunu aslında değer kaybı miktarını hesaplamada dediğim gibi başka çok faktörler var. Bunlardan bir tanesi kilometre. Diğerlerini de anlatayım istersen. Araç modeli, yılı, trafiğe çıkış yılı ve aracın ikinci el piyasasındaki değeri gibi çok çeşitli faktörler var. Bunlar değer kaybının miktarının oluşmasında göz önünde bulundurulan faktörler. Yine başka bir konuya da değinmek istiyorum. Bizim ülkemizde çok karşıma çıktığı için bu konuya değineceğim. Aracınız kaza yaptıktan sonra bazı kullanıcılar araçlarını değer kaybı başvurusu yapmadan satmaktalar. Sattıkları zaman, yani aracın mülkiyetini kaybettikleri veya devrettikleri zaman araç değer kaybı başvurusu yapma hakları da kayboluyor. Önceden başvuru yapıp daha sonradan araçlarını satmak. Araç el değiştirdiğinde bütün haklarınız da gitmiş oluyor. Peki bu vatandaş işte sigorta rücu etmiş ya da rücu edeceğini söylemiş, bu parayı bize ödemeniz gerekiyor demiş. Bir nevi tehdit etmiş. Bu da işte mahkeme masraflardan, avukatlık masraflarından daha fazla masraf ödemeyim diye bu parayı ödemiş ya. Normalde ne yapması gerekiyordu? Ödememesi mi gerekiyordu? Aslında burada tabii uzman görüş alması lazım. O da bir avukata danışması gerektiğini tavsiye edebilirim. Yapması gereken, bir avukata gidip bu konuyu izah edip görüşünü alması ve muhtemelen avukat da onu ödememesi gerektiğini zaten söyleyecektir. Ödedikten sonra da yine talep edebilme hakkı var ama bu da bir dava konusu oluşturur. Dava etmesi lazım. Arkadaşlar, hani demiştik en başında, size yardımcı olacağız, özellikle bu değer kaybı konusunda size destek olacağız diye. Eğer bir hasar geçirmişse aracınız ve siz sigortadan herhangi bir ücret almışsanız, yani karşı tarafın sigortasından karşılanmışsa hasarınız ama değer kaybı konusunda herhangi bir başvurunuz, talebiniz olmamışsa daha 2 yılınız var. Yani o kazanın geçtiği günden itibaren 2 yıl süreniz var. Bu 2 yılda bu başvuruları yapabilirsiniz. Başından beri biliyorsunuz Otorapor bize pek çok projede destek oluyor. Bu konuda da birlikte çalışıyoruz. Bunun için eğer ki böyle bir hakkınız varsa, böyle bir talep hakkınız, yani değer kaybı talebi hakkınız varsa hukuki destek alabilmek için otorapor.com adresine girebilirsiniz. Orada değer kaybı başvuru formu var. Onu doldurabilirsiniz. Ve eğer siz onu tam olarak doldurursanız, yani eksiksiz doldurur ve gönderirseniz Ömer Bey ve ekibi bu konuda size hukuki destek konusunda yardımcı olacak. Kendisi de isterseniz bu konuda bir açıklama yapsın. Tabii. Mesut abi bu otoraporu sistemimizden gerekli bilgileri var. Daha doğrusu bizim ihtiyacımız olan bilgiler var. Bunları doldurdukları takdirde biz değer kayıpları var mı yok mu, aslında şüpheye düşenler de olabiliyor. Onların da sorgusunu yapıp kendilerine vermiş oldukları iletişim bilgileriyle ulaşıp sizin böyle bir hakkınız vardır, şu şekilde bir yol izleyebiliriz gibi bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Peki bununla ilgili bir şey sorabilir miyim? Yani tabii. Şimdi böyle bir başvuruda, bu başvuru danışmasında falan herhangi bir ücret ödemeleri gerekiyor mu? Yok, hayır, hiçbir ücret ödemeleri gerekmiyor. Sadece dediğim gibi formu doldursunlar, göndersinler. Biz de kendilerine iletişime geçip Otorapor sponsorluğunda gerekli izahatı yapıp onlar talep ederlerse hukuki süreci de girebiliriz. Çok teşekkür ederim.